su altında kaldı. Ama şu bir gerçek ki değerli arkadaşlar, bu yüzyılın felaketi Edirne'de. Son yaşanan nehir taşkınında 500 konutun sular altında kaldığını açıklayan Vali Şahin, bu Edirne'de yüzyılın felaketi. Yüzyılın felaketinde kimsenin burnunun kanamaması çok büyük bir olaydır. Görüyorsunuz, Yunanistan'da bizim onda birimiz kadar sel felaketi olmadı ama orada 4 kayıp meydana geldi. Burada bizim çok sıkı tedbirimiz dolayısıyla vatandaşlarımızın burnu dahi kanamadı dedi. Bu yüzyılın felaketinde kimsenin burnunun kanamaması çok büyük bir olay. Görüyorsunuz Yunanistan'daki o suların bırakılmasında belki bizim onda biri kadar bir sel felaketi olmadı. Ama orada 3-4 kayıplar meydana geldi. Buradaki biz çok sıkı tedbirlerimiz dolayısıyla vatandaşımızın burnu dahi kanamadı. Vali Şahin, nehirlerde su seviyesinin 2249 metreküpten bugün 1576 metreküp saniyeye kadar düşmesinin sevindirici bir durum olduğunu, ancak tedbirleri elden bırakmayacaklarını belirtti. 2249 rakamından metreküpten bugün itibariyle 1576'ya kadar düştü. 1576 ki arada 600 metreküp saniye suyun azalması bir nevi bizim için sevinç. Ancak şunu bilmeliyiz ki burada bir laşla kapılmamamız lazım. Yine tedbiri elden bırakmamamız lazım. Önümüzdeki günlerde yine Bulgaristan'da mevcut barajların kapaklarının açılması durumunda yine aynı durumla karşılaşabiliriz. Biz böyle işte pazartesi gününe kadar tedbirlerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz. Yolda 1,5 metre bir derinlikte yarık var. O yarık temizlendiğinde o yarın doldurulması çalışmaları için belediye sürdürüyor. O doldurulduğunda inşallah karayoluyla bu akşam ilk geçişimiz olacak. Tabii ki bu cekli caklı bir ifade olmaya da bilir ama biz inşallah geçeceğimize inanıyoruz. Bu arada Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Tunca ve Meriç nehirlerinin köprü ayaklarının temizlik çalışmasına başladı. Şiddetli akıntının önünde sürüklediği ağaç ve çöpler Meriç ve Tunca köprülerinde birikmeye başladı. Köprü gözlerini dolduran çöpler nehir suyunun geriye ve köprünün ayaklarına doğru şişiriyordu. Bunun üzerine sabah saatlerinde paletli bir iş makinesi Tunca Köprüsü'nün başına gelerek çöpleri temizledi.